Telefondaki beyefendiden bir şey rica edebilir miyim? Evet Yasin Bey, buyurun dinliyorum. Beyefendi, benim en sevdiğim doktor çeşidi nedir biliyor musunuz? Beni Latince'ye boğmayan doktordur. Arkadaş, gırtlağın acıyor, fitil kullanacaksın der, anlarım. Sizden de ricam şu. Bizim anlayacağımız bir de bu hanımefendinin kafasını şimdi iyice karıştırdınız artık. Geceleri Latince duymaya başlayacak. Yasin Bey, o zaman şu şekilde diyebilirim. Ben videoları sizden aldığım kasetleri inceledim. Ve benim görüşme göre evde dinleme cihazlarının olduğu kanısına vardım. Ancak siz de eğer uygun görürseniz kendisinin evinde bir ziyarete bulunalım. Detaylı şekilde odaları inceleyelim. Detaylı şekilde farklı yerlere bakalım. Şeriye ne diyorsun? Tamam derim Yalçın. Tamam. Anladın mı sen ne dediğini adamın? Olabilir diyor. Evet olabilir. Bence yok. Şimdi Yalçın Bey. Peki sayın uzman size bir şey soracağım ben. %50 %50'dir. Bu dedektiflik büroları açıldı ya. Evde var. Yasal da değil biliyorsun. Bu hale gelmiş yani. Beyefendi siz dedektiflik de yapıyor musunuz öyle mi? Yalçın Bey dedektiflik. Detaylı işlerle uğraşıyorum evet. Çok güzel. Meslek ne sizin? Hekim misiniz? Benim mesleğim tamamen bilimsel olarak bu konuları araştırma adına kendime adamış bir bilim adamı. Yani hekim misiniz? Evet beyefendi. Ne yazıyor? Efendim? Evet beyefendi. Hekim, tamam. Neymiş? Hekimmiş. Şimdi Yalçın Bey. Beyefendi, şimdi siz yani aynı zamanda dedektiflikle yapan, doğru mu efendim? Evet, Yalçın Bey. Evet. Son zamanlarda özellikle bu video kamera, gizli kayıt olayları, siyasetle karıştıran şeyler gündeme gelince, özellikle ekonomik durumu iyi olanlar bazı firmalara başvurup, bunların bir kısmı hokkabaz firma, bir kısmı ciddi firma abi. Aynen böyle. Çünkü ben de merak ettim, evimde bir tarama yaptırdım. Bir kısmı gerçekten sahte firmalar yani yalancıktan dolancıktan böyle takip etme firmaları uydurdukları bir kısmı da şimdi bir dakika izin verirseniz sizi meclis dışı bırakarak söylüyorum izin verirseniz çünkü bana gelenler ciddi cihazlarla geldiler tarama yapıldı evin içinde izin vermek değil yani bizi buraya bağlıyorsunuz biz halkı tamamen aydınlatmak amacına bağlanıyoruz peki şimdi size ben bir şey söyleyeceğim beyefendi karşılıklı bir şekilde görüşmek lazım bu konuları peki size bir şey söyleyeceğim ben siz hanımefendinin evinde gizli kamera olabileceğini ya da bir dinleme sistemi olabileceğini düşünüyorsunuz öyle mi? Evet benim görüşüm bu şekildedir. Peki o videoda benim elimde bir cihaz var ve böyle dokununca sesler çıkartıyor. O cihazlardan siz de kullanıyor musunuz? O cihazların bir alt versiyonunu kullanıyoruz Yalçın Bey. Bir alt versiyonu kullanıyorsunuz öyle mi? Evet. Ya benim kullandığım cihazı tanıyor musunuz siz? Tabii ki tanıyorum Yalçın Bey. Yani sizi takdir edersiniz. Hani bir görebilir miyim cihazla beraber? Yani siz benim kullandığım cihazı tanıyorsunuz öyle mi beyefendi? Tanıyoruz tabii beyefendi. Peki. Bakın beyefendi bu ne biliyor musunuz? Hanımefendi sırf ses duymasın diye verdiğimiz bir hoparlör altı. Duydunuz mu beyefendi? Duyduk beyefendi. Bir de diyorsunuz ki çok iyi tanıyorum o cihazları. Bildiğiniz hoparlörün altı bu. Bakın şimdi hanımefendi bu sayede psikolojik olarak izin verir misiniz beyefendi? Bakın. Beyefendi. Şimdi bu da ne biliyor musunuz? Bu da ne biliyor musunuz? Bu da. Bu da ne? Hayatımız sahte şeyhlerle, müritlerle, hocalarla uğraşmakla geçişimde sahte dolandırıcılarca. Bu ne biliyor musunuz beyefendi? Bir tane basit bir düğme. Bu da boş bir şey. Plastik boru. Bir de diyorsunuz ki, evet o evde kamera vardır. Sizin elinizdeki cihazları tanıyorsunuz diyorsunuz. Öyle mi beyefendi? Evet. Siz böyle mi hizmet veriyorsunuz vatandaşa? Şimdi yapayım. Sonra olmayan kamerayı söküyorsunuz. Vatandaştan para mı alıyorsunuz üstüne? Bizim tedavi yöntemimiz daha farklı şekilde... Kardeşim ne tedavisi ya? Doktor falan değilsin sen. Tedavi ne tedavisi Allah'ın sana? Tedavi psikolog yapar, psikiyatr yapar. Bu bir hoparlör, hoparlör. Duydun mu bak? Göster şu görüntüyü, al abi şu görüntüyü. Öttürdüğüm yere gel. Beyefendi izlemiş ya. Diyor ya izledim ben, o cihazların bir alt versiyonu kullanıyoruz. Şehriye abla, bak beni dinle. Bu gördüğün cihaz ne biliyor musun ablacığım? Bildiğin hoparlör var ya, evet. Onun dibi. Ama sana biz bunu verdiğimiz zaman, evet. Sen evde ses duymadın. Üç gün falan duymadım. Tamam yani bu seni psikolojik olarak... Ama kendi olarak... konuşmadım, belki kendi konuşmadım. Evet, bu seni belki. Psikolojik olarak rahatlattı. Evet. Anladın mı ablacığım? Tamam anladım. Bunun başka hiçbir özelliği yok. Anladım. Anladın mı canım ablam benim? Anladım aslında. Şehriye Hanım'ın tedavisi ne öyle bir takım araçlar, gereçlerdir. Yukarıya bir kontrol eden var mı? Şehriye Hanım'ın tedavisi sıkıntısı yalnızlıktır. İtilmişliktir. Çocuklar tarafından aranmamaktır. Komşularının kendisini ziyaret etmemesi. Tabii. Ya Yalçın abi büyük bir sahtekarlığı canlı yayında ortaya çıkart diye yazan olacak mı arkadaşlar? Bu cihazlar. Bildiğiniz düğme.
Bildiğiniz hoparlör gibi, bildiğiniz küçük plastik bir şey. Şimdi kadıncağız bana bunu tavsiye eden çok değerli bir hocamız. Dedi ki Yalçın, bir dene bakalım kesilecek mi dedi. Kesildi, 2-3 gün kadar ses duyamadı. Sonra birisi bizi aradı. Arkadaş biz evlerde, iş yerlerinde arama yaparız. Hani var ya böcek ilaçlama firmaları gibi, böcekleri buluruz. Ben de gittim. Hazır mı şu bant arkadaşlar? Hanımefendinin evinde bir çekim yaptım ve bu arkadaşa gönderdim. Firması falan da yok. Abi şimdi şöyle tehlikeli tipler çıktı. Bir ciddi çalışanlar var, bir de kartvizit dağıtanlar var. Tabii. Kocanız sizi aldatıyor mu takip edeyim diye sahte bir takım dedektifler. Zaten Türkiye'de yasası da yok dedektifliğin. Hmm. Kanunen yasak. Beyefendi dedi ki, Yalçın Bey ben eve gideyim bir arama yapayım ama şu kadar verirseniz. Onun üzerine ben de kendisine böyle bir tuzak kurdum. Çekimdeki aletleri tanıdığını, bu cihazların bir üst alt versiyonunu kullandıklarını söyledi. Hoparlörün dibi. Plastik boru sana hediye. Bu da plastik düğme, bu da sana hediye, tamam? Vatandaşlara da tavsiyem, ne olursunuz böyle hassas konularda resmi makamlardan onay almadan çalışma yapmayın. Tabii. Dedektif tutacağım da kocamı takip ettireceğim. Onun iş yerine bilmem ne koyacağım vesaire de böyle sahtekarların da gazına gelmeyin. Dolandırıyorlar adamı. Anladın mı Şehriye ablam benim? Anladım Yasin. Tedaviye gidiyor muyuz? Şimdi evde bir şey yok diyorsun Yalçın abi. Senin evinde ne kamera var, ne ses kayıt sistemi var, hiçbir şey yok. Ya niye olsun ki, sen milletvekili misin, sen ama bakan Yalçın mısın? Abi, ben sen çok güzel bir manken misin, sen evine niye dinlesin dışarıda sana niye ya? Duymuyorum ben? Peki dışarıda niye duymadığını sana Linda Hanım'ın